Değerli izleyenlerimiz, merhaba tekrar. Tekrar diyoruz, bayram boyunca sizlerle birlikteyiz ve birlikte olmaya devam edeceğiz. 3 gününüzü bize ayırırsanız çok mutlu oluruz. Dedik ki siz evde kalın, çok zahmet etmeyin. Biz size geliriz. Evet, bayram misafirle güzel olan bir şey. Madem misafirliklerimiz bu yıl kısıntılı, kesintili, o halde biz birbirimizi görüntülü olarak ziyaret edelim. Şimdi sadece bunu size söylemedik, konuklarımıza da söyledik aynı zamanda, sizin evlerinize taşıyacağımız misafirlerimize. Şimdi de Profesör Kemal Sayar'la beraberiz. Şimdiki misafirimiz o olacak. Hocam, siz de yorulmayın istedik, siz de evde kalın istedik. Sağ olun. Evde bir bayramlaşma yaşıyoruz biraz. Böyle oldu şartlar itibariyle. Öncelikle bayramınız mübarek olsun. Sağ olun, sizin de bayramınız mübarek olsun. Değişik, buruk bir bayram hepimiz için. Evet. Yine de mübarek olsun. İçimizin sevinci eksik olmasın. Amin. Bu çok sıklıkla tekrarladığımız bir şey. Hocam, sıradan gibi görünen sohbetlerimiz farklı anlamlar kazanmaya başladı. Mesela insanlar karşılaştıklarında nasılsın, sağlığın, sıhhatin nasıl diye birbirlerine sorarlar. Bu son aylarda birbirimize sorarken ki ruh halimiz, durumumuz biraz daha farklı oldu. O yüzden her gördüğümüzü, her sevdiğimizi soruyoruz. Siz nasılsınız, iyi misiniz, sağlığınız, sıhhatiniz nasıl bugünlerde? Çok şükür, her günümüz için Allah'a şükrediyoruz. Çünkü yani çok zor bir dönemden geçiyor dünya. Hepimiz yüreğimiz ağzımızda yaşadık. Kayıplarımız oldu. 4000 civarında insanımızı kaybettik. Her gün vefatlarımız olmaya devam ediyor. Ama bir yandan da hayata tutunmak, hayata devam etmek için bir çabamız var hepimizin. Yani ben aldığım her nefes için şükrediyorum. Ve en kısa zamanda bu belayı, bu musibeti dünyamızdan def ederek biraz bu musibetten bir şeyler öğrenmiş olarak hayatımıza devam etmeyi gidiyorum. İlk günlerinden itibaren hocam, eş, dost, program içi, program dışı kiminle konuştuksa hem temenniler bu yönde ilerliyor hem de böyle bir beklenti de oluştu sanki. Evet, yani bir milat gibi, bir hareket noktası gibi. Hani yeni normal diye isimlendirdiğimiz bir durum var ya, bu sadece sağlık koşullarımızla ilgili, gündelik hayatımızdaki alışkanlıklarımızla, hijyen alışkanlıklarımızla ilgili değil. Bir yeni normal beklentisi var sanki. Bunun detaylarına birazdan girelim istiyorum ama şuradan başlayacağım hocam. Eğer bu alıştığımız, bildiğimiz, her zamanki gibi kutladığımız bayramlardan biri olsaydı, ev ziyaretlerinde, o günlerde ülkede, çevrede neler oluyorsa, hani bayram sohbetlerinin konusu birazcık da bu olur. Mutlu bir olay yaşanmıştır ya da üzüntü verici bir şey yaşanmıştır. Herkes bir şekilde dile dökmeye çalışır. Evden eve ziyaret bugünlerde mümkün değil ama her şeye rağmen insanlar karşılaştıkça konuşuyorlar. Belki konuşmaya da daha uzun süre devam edeceğiz. Mesela ev ziyaretleri olsa bayramda insanlar birbirlerine sen ne yapıyorsun? Maskeni alıp çıkıyor musun? Ne kadar kısıt var hayatında? İşte yaş durumuna göre aslında pazar günleri ne yapıyorsun diye soracaklardı birbirlerine büyük ihtimalle 65 yaş üstü insanlar. Böyle tecrübelerini paylaşacaklardı. Bu gündemimizi çok fazla mı baskıladı? Bu kadar konuşmamız mesela normal bir şey mi hocam? İnsan kaygı duyduğu bir şey hakkında konuşarak rahatlamak ister. Bu gayet tabii bir şey. Fakat problem şu, Türkiye'de COVID'de kalkıyoruz. Yani 7-24 COVID'de dolduğumuz için, virüs haberleri dinlediğimiz için endişemiz de tavan yapıyor. Halbuki virüsü dinlemeye, virüs haberlerini dinlemeye günde yarım saatimizi, bir saatimizi ayırsak ve kalan zamanında ruhumuzu besleyecek etkinliklerle doldursak herhalde konuşacak başka şeylerimiz de olurdu. Biz kafamızı virüs haberlerine daldırdıkça ondan başka bir şey konuşmak istemiyoruz. Bunun temelinde de şöyle bir endişe var. Ne kadar çok haber bilirsek o kadar iyi kontrol edeceğimizi zannediyoruz. Halbuki tam aksine her şey kontrolden o kadar kolay çıkıyor. Ve bir süre sonra da gözümüzün önünde sürekli dönen haberlerden dolayı bir olan riski bin olarak algılamaya başlıyoruz.
Bu nasıl bir tehlike doğuruyor peki? Yani çünkü insanlar şöyle bakıyorlar, siz de söylediniz birazcık açalım ama bu kısmı. Yani daha fazla bilirsem daha iyi tedbir alırım. Neler olduğunu çok iyi bilirsem bu beni hastalıktan korur, tedbirimi arttırırım diye düşünüyor olabilirler belki ama sizin söylediklerinizden anladığım bunun dezavantajlı bir tarafı da olabilir veya tersini hatta sürükleyecek bir şey olabilir. Doğru mu? Tabii. Muhtemel riskleri çok abartılı algılamaya başlıyoruz. Yani nüfusu geneline baktığınız zaman asemptomatik insanlarla birlikte düşündüğünüz zaman çok yüksek olmayan bir öldürücülük riskini bizler sürekli bu haberlerle düşüp kalktığımız ve en kötü haberleri dinlediğimiz için çok muhtemel, çok hızlı olabilecek bir şeymiş gibi algılıyoruz. Bu da aşırı tedbirliliğe, aşırı temkinliliğe ve insan ilişkilerinde çok giderek ağır bir soğumaya yol açıyor. Halbuki biz ne yapmamız gerektiğini 3 aşağı 5 yukarı artık 2 aydır öğrendik. Yani biz 1000 saatte televizyon programı seyretmiş olsak, 10.000 saatte televizyon programı seyretmiş olsak ellerimizi yıkayacağız, kalabalığa karışmayacağız, fiziksel mesafeye dikkat edeceğiz ve şimdi dördüncü olarak da maske takacağız. Bunları biliyoruz artık. Bunun ötesinde de bir şey bilmiyoruz. Bilimsel çalışmalar yeni yeni şeyler ortaya koyuyor. Bir zamanlar mucize ilaç denilen klorokinin mesela yeni hiçbir çalışma etkili olmadığını ortaya koyuyor filan. Ama bunları bizim bilmemize gerek yok. Bunları tıbbi otoritelerin bilmesi lazım. Bize bu ilacı yazacak insanların bilmesi lazım. Biz sadece bu dört unsuru bilmemiz bizim için yeterli. Daha ötesinde işte çok dinlersek, çok bilirsek sanki geleceği kontrol edebilirmişiz gibi bir yanılsama içindeyiz. Bu yanlış. Biz bizi işimize yarayacak kadarını bilmeliyiz. Geleceği biz kontrol edemeyiz. Dünya üzerinde, hastalığın seyri üzerinde mutlak bir kontrolümüz yok. Bunu kabul ederek başlayacağız bir defa. Yani dünya, bütün tıbbi otoriteler ve dünya bu hastalığı yeni yeni tanıyor. Daha bilmediğimiz o kadar çok şey var ki belki 3 sene, 5 sene içinde öğreneceğiz bazı şeyleri de. Hangi vücutlarda aşırı reaksiyona yol açıyor? Hangi insanlar komorbid hastalığı, eş hastalığı olmadığı halde ölümcül şekilde bu hastalığı geçiriyor? Hangi insanlar daha rahat geçiriyor? Bütün bunlarla ilgili veri yeni yeni birikiyor. Dolayısıyla biz tedbirlerimizi alalım. Andabı bugün de olalım, davranışlarımızın bugün de olan kısmından sorumlu tutalım kendimizi, dikkatli davranalım. Ama gelecekle ilgili tasayla, endişeyle yaşamayı da bir kenara bırakalım. Hocam, bu söylediğiniz şey akla da yatkın geldiği gibi insanı da rahatlatıyor bir taraftan. Fakat sizin bu bahsetmiş olduğunuz şeyleri uygulamak için bazen çok pratik düşünmeye ihtiyaç hissediyorum. Söz gelimi kendi adıma yani konuşayım. Gündelik hayatımda bunu pratiğe dökerken yani bir egzersize mi ihtiyacım var? Bir yeni normali kendimde bulabilmek için yani dediğim gibi ne yapmam, nasıl yapmam gerekiyor? Çünkü biz kriz anlarıyla karşılaştığımızda duygusal olarak ona verdiğimiz reaksiyonla bir şey yapmaya çalışıyoruz ama o doğru olduğuna inansak da hayata alabilmemiz için dediğim gibi kendi adıma sanki bir egzersize ihtiyaç duyuyor gibiyim. Vallahi yeni normal dediğimiz şey biraz dijitalleşme. Şu anda biz yeni normalin ta göbeğindeyiz. Yani sizinle bunu bir stüdyo ortamında değil bu programı. Değil mi? Bir arayüz marifetiyle bilgisayarlar üzerinden yapıyoruz. Yeni normal mesafe demek, yeni normal işte dijitalleşme demek, yeni normal maskeli hayat demek, yeni normal insanın insandan kaçması demek bir ölçüde, insanın insandan tedirgin olması demek. Ben dün gece McGill Üniversitesi'nin bir webinarına katıldım. Bu yeni normal ile ilgili 2,5 saat süren. Orada bir hoca çok ilginç bir şey söyledi. Bırakın dedi birbirini gördüğü zaman uzaklaşmayı, insanlar göz teması kurmuyorlar dedi. Bu bana çok dehşet verici. Yani duyduğum anda irkildim. Hocam yani çok özür dileyerek bu bahsetmiş olduğunuz şey mevcut COVID-19 durumundan sonra hayatımıza giren bir şey mi yoksa
Tabii. Kanada'da gözlemi bir hocanın. Yani Kanada'da sokaklardaki bir gözlemi. Hmm. Bir psikiyatri profesörünün gözlemi bunlar. Yani COVID sonrası dünyada. Çünkü belki hani göz teması kurar, bir tanıdıklık çıkar, yan yana mı gelirler? Böyle endişeler olmaya başladı. Yani insanlar küçücük çocuklardan bile ürkmeye başladılar. Yani aman yanımdan yöremden geçmesin gibi. Bu yeni tedirginlik yeni normalin normları oluyor. Fakat geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında söyledim. Eski normal de matah bir normal değil. Ha evet. Eski normal de evet. Eski normal de vahşi bir kapitalizm üzerine kurulu, tüketici kapitalizm üzerine kurulu, insanın derdine derman olmaya çalışmadığı, üstte kalanın şanslı sayıldığı, efendim güçlü olanın zayıfı kolaylıkla ezebildiği, mültecilerin, yurtsuzların derdine hiç kimsenin kulak kabartmadığı vahşi bir dünyaydı. Ve o vahşi dünya öyle bir tekebbür haline gelmişti ki, hem kendi kaderimin efendisiyim diyordu insanlar, hem ben dünyanın efendisiyim diyorlardı. Tabiatı istedikleri gibi suistimal edebiliyorlardı. Oradan bu hastalıklar türedi. Yani bu zoonotik hastalıkların türemesinde insanın tabiata ölçüsüz tahakkümünün rolü olduğunu pek çok yazar tartışıyor. Yani biz vahşi doğaya nüfuz ettikçe, onu zapturapt altına almaya çalıştıkça vahşi doğa da bir şekilde bizden intikamını bu şekilde alıyor. Yani doğa bize intikam almak için yapmıyor. Biz doğal süreçlere müdahale ettiğimiz için bu ister istemez bir yan ürün olarak bizim kucağımızda bulduğumuz bir şey haline geliyor. Ben ileride belki konuşuruz. Yani yeni normalin bu tedbir kısmının dışında ruh kısmının başka bir şeye yaslanması gerektiğini düşünüyorum. Yani umut, merhamet, kendine şefkat, dayanışma, iyilik gibi başka bir takım psikolojik sermayeler üzerine yükselmesi gerektiğini düşünüyorum yeni normal. Şu süreçte dediğim gibi gerek yayınlarımızda gerek yayın dışında eş dost sohbetlerinde yine yeni normalimiz eşimiz dostumuzla da arayüz vasıtasıyla görüşmek. Yani aslında bu imkan hep elimizin altındaydı ama yeni keşfetmişiz gibi şimdi akşam sohbetleri evden eve değil camdan cama, ekrandan ekrana olmaya başladı. Evet. Bu da bir yönüyle hoş bir şey aslında. Hani az önce dikkatimi çeken bir şey söylediniz. Dediniz ki eski normalde çok matah bir şey değildi. Şimdi beklentiler ikiye ayrılıyor veyahut içinden çıkılan süreci değerlendirme biçimi. Yani aşırılıklarda tedbirin ya da ruhsal anlamda kaygının çok fazla olması ve normalin dışına çıkması bir arıza gibiyse de eski normalin yani matah olmayan taraflarının dışına çıkmaya da bir imkan olabilir belki. Değerlendirirken şunu fark ediyorum insanlarda biraz mizacı daha umutsuz olanlar, daha karamsar yapıda olanlar daha karamsar bakıyorlar. Gelecekle ilgili beklentilerini bir şekilde olabilecek diye ümit edenlerse bunda da bir hayır vardır ve buradan biz tekrar insan olmanın, tabii olmanın, fıtri olmanın yolunu bulabiliriz diyorlar. Doğrusunu isterseniz iki sesi de çok sıklıkla duydum. Doğru. Yani bu beni bir anlamda karar verme konusunda da zorluyor diyebilirim. Beklenti o eski matah olmayan normalin değişmesi yönünde. Hı hı. Bu ne söylüyordu eski normal ve buradan neleri geride bırakma ihtimali, umudu olabilir insan için? Gerçekten insan insanın ve kendinin farkına varmaya başlıyor mu? Diğerinin, biz bugün evimizdeyiz, karantinadayız, pek çok şeyden mahrumuz, mağduruz diye düşünüyoruz. Halbuki bizim rahat geçirdiğimiz günlerde de dünyanın çeşitli yerlerinde insanlar hastaydılar belki, ölüyorlardı belki, mahrumdular, mahkumdular belki. Fakat göz mesafesinde değillerdi ve sanki ayrı dünyalarda yaşıyorduk. Çok yaklaştı birbirine. Bir farkındalık oluşturdu mu, oluşturur mu, bir umut olur mu geleceğe? Yani bence bir umut oluşturmalı. Zygmunt Bauman sizin söylediğiniz olguya ahlaki körlük adı veriyor.
yani gözümüzün önünde ama görmüyoruz. Mülteciler gözümüzün önünde fakat onların derdini görmüyoruz, hissetmiyoruz, hissetmek istemiyoruz. Yüzümüzü başka tarafa çeviriyoruz. Dünya bir başkasının derdiyle dertlenmeyen bir yerde. Herkesin lokal problemleri vardı. Batı dünyasının neredeyse çok az problemi vardı. Refah anlamında, temel yaşama standartları anlamında neredeyse hiçbir problemleri yoktu. Ve onlar dünyanın kalan kısmının adeta can çekişmesini seyrediyorlardı. Şimdi belki 100 yılda ilk defa çok yeni bir şey oluyor. Brezilya'nın balta girmemiş ormanlarındaki köylü de koronavirüse yakalanıyor. Prince Charles'ta veya İngiltere Başbakanı Boris Johnson'da veya Hollywood aktörü Tom Hanks'te. Dolayısıyla evet, yani mesela Amerikan nüfusunda daha Afro-Amerikalıları ve Latinoları daha fazla etkileyen fakirlik ortamında daha kolay yayılan bir virüs söz konusu ama herkese ulaşabilen ve bütün topları ilgilendiren, yani Hindistan'dan efendim Vanuatu adalarına, oradan Türkiye'ye, oradan Ekvador'a kadar her ülkeyi eşit düzeyde neredeyse ilgilendiren bir bela karşısındayız. Dolayısıyla insanlar birbirlerinin insanlıklarını keşfettiler. Yani biz bir insanlık ailesi olarak ortak dertlerimiz olabiliyormuş dediler. Herkesin aynı anda ilgilendiği tek dert belki çok uzun yıllardır. Bu bize şunu gösterdi. İnsanlık olarak bazı ortak problemlerimiz var ve olacak gelecekte de ve insan olarak birbirimize iyi davranmak mecburiyetindeyiz. Bu hastalığın temel paradigması zaten bence birbirimizi gözetmek zorunda olduğumuz bir ihtimam paradigması. Yani ben sizin suratınızı hapşırmayacağım, siz de benim suratımı hapşırmayacaksınız. Yani ben elimi yıkayacağım. Koruyarak korunabiliyoruz. Tabii. Ben sizi yani yıkanmamış elimle dokunmayacağım, siz bana dokunmayacaksınız. Efendim hapşırırken ikimiz de ön kolumuza hapşıracağız. Yani birbirimizi gözeteceğiz. Sadece benim seni gözetmem yetmez, senin de beni gözetmen gerekiyor. Bu aslında buradan bir sıçrayış gerçekleşebilir. Çünkü insanlar ancak birbirlerini gözeterek eğer bu virüsü önleyebiliyorlarsa, yani herkes ben de taşıyıcı olabilirim deyip diğer insana ihtimam göstererek bu virüsü biz yayılımını azaltabiliyorsak, bundan sonra da hayatımızda merhameti, dayanışmayı, yerkamlığı, birbirimizi incitmemeyi, düşmanlık göstermemeyi temel eksen olarak belirleyerek hayatımıza buradan devam edebiliriz. Eski normal, yani hayatın tıkır tıkır işlediği, kapitalist sistemin her türlü vazifesini gördüğü, isteklerini yerine getirdiği, insanların da bir tür otomaton gibi, böyle bir tür köle gibi o sisteme tabi oldukları bir Matrix dünyasıydı. Şimdi biz kırmızı hapı yuttuk, uyandık ve yeni gerçekliği daha iyi olmasını istiyoruz. Matrix'in dünyasından gerçekliğin dünyasına uyanmak istiyoruz. Truman Show'dan gerçek dünyaya çıkmak istiyoruz. Bunun için de hepimizin gönül ayıklığına, ruh ayıklığına, zihin ayıklığına ihtiyacımız var. Bunun için de hepimizin artık düşmanlığın, efendim birbirimizle cepheleşmenin, kutuplaşmanın, yani düşmancıl kutuplaşmanın, yoksa düşüncede kutuplaşma olabilir, ona bir şey demiyorum. Birbirimizi düşman saymanın diyelim, hasımlaşmanın ikliminden biraz daha insanın insana yar ve yaren olduğu, insanın insana yurt ve sığınak olduğu daha merhametli bir varoluşa doğru gitmemiz gerekiyor. Sadece bizim için değil Zeynep Hanım. Bizden başka varlıklar için de dünyayı emin ve emniyetli bir yer kılmaya çalışmamız gerekiyor. Ben Merhamet Devrimi adlı kitabımda bir başlık vermiştim bir yazıma. Egosistemden ekosisteme diye. Yani insanın kendi benliği etrafında, kendi benliğinin ululanması etrafında kurduğu bir sistemden bütün varlıkların eşdeğer öneme sahip olduğu,
insanın kendisinde bir başka varlığı incitme hakkını bulmadığı daha bütüncül bir sisteme, herkesin birbirine yar ve yaren olduğu bir sisteme geçiş. Yani bu sosyal Darwinist paradigma üzerine temellenmeyecek bir sistemdir. Eski sistem, eski normal bizi buralara getiren o kapitalist normalite bize diyordu ki güçlü olan haklıdır. Biz güçlünün hakkını kutsayacağız diyordu. Ve burada da altta kalanın canı çıkıyordu işin doğrusu. Hala bile aslında bazı sektörlerde insanlar şu dönemde gerek olmadığı halde yoğun bir şekilde çalıştırılabildiler. Yani ben şeyi kastetmiyorum. Sağlıkla ilgili veya tedarik zinciriyle ilgili işletmeleri değil de mesela inşaat sektöründe, lüks inşaatlarda insanın çalışmasına gerek yoktu. Ama bunlar da devam ettiler. Yani bazı hayatları feda edilebilir bulduğumuz bir zihinsel düzenden artık feragat etmeliyiz. İnsan hayatını her rüknüyle mukaddes bulduğumuz, yücelttiğimiz ve insan incitmeyi kendimize zül addettiğimiz yeni, daha barışçıl bir dünya düzenine geçmek zorundayız. Eski normal bir sömürü düzeniydi. Yani üçüncü dünyanın halklarının talan edilmesi, kaynaklarının talan edilmesi üzerine kurulu bir sömürü düzeniydi. İnsanın bir homo globalis, bir homo consumens, bir tüketim insanı ve global insan haline getirilerek, global insanın tarifini de bir yerde çok güzel okumuştum. Diyor ki, aynı fişe bağlanan insanların benzer kalıplara bürünmesi. Yani hepimiz efendim aynı telefonları kullanıyoruz, aynı internet mamullerini tüketiyoruz. O fişten beslenen insanlar hep birbirinin aynı oluyor gibi tarif edebilir. Sonunda hepimizi tüketim kölesi kılmak isteyen bir göz bağcılığa karşı günümüzde hayatımızın ne kadar kırılgan ve ne kadar değerli olduğunu anlamış olarak bir isyan bayrağını yükseltmemiz lazım ve yeni normali umut, dayanışma, diğerkamlık, iyilik, fedakarlık gibi daha manevi temeller üzerine kurmamız lazım. Az önce bu üzerine konuştuğumuz, yani eski normal dediğimiz, umuyorum eskiyen, eskimiş, eskide kalmış normal olur aynı zamanda tabii. Biz aynı zamanda muhayyer bir şeyden de bahsediyoruz. Yani bir duvara çarptık ve bu çarpmanın tesiriyle şimdi ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz ve bundan sonra bir şeyler değişecek ama o bir şeylerin ne olduğunu veya hani bize gökten bir şey mi inecek değişiklik anlamında, yoksa o değişimi, değişikliği biz murad edeceğiz, isteyeceğiz ve onunla ilgili çabalayacağız da mı o değişim olacak? Bunun üzerine düşünüyoruz. Ama ben izninizle biraz birkaç adım geriye gelerek, mesela hem ilk günlerinden hem halen devam eden şöyle tartışmaları da görüyorum. Karşı karşıya olduğumuz durumu anlamlandırmadan bahsediyoruz ya. Bir taraftan o matah olmayan eski düzeni değiştirebilir mi diye karşımızda duran şeye baktığımızda, kimileri için bu büyük bir global komplonun ağı aynı zamanda. Birileri bir şeyleri değiştirmek ve tahakkümlerini arttırmak için böyle bir yola başvurdular. Bunu dijitalleşmeyi kökleştirmek için, globalizmi iyice yerleşik hale getirip Matrix'i daha derinleştirmek için, yani uykudan uyanmak için değil, daha derinleştirmek için organize etti veyahut da daha da somut konuşanlar var, dünya nüfusunu azaltmak için diye bir takım sözler, söylentiler, tartışma biçimleri de ortaya çıktı. Aslında şu dakikaya kadar anlattıklarınızdan pek burasında olmadığınızı anlıyorum ama neden böyle bir şeye imkan, ihtimal yok diye sorayım. Bunu ne ben tam olarak bilebilirim, ne komplo teorisini ortaya atan insan kesin olarak bunun var olduğunu söyleyebilir. Komplo teorisi hayal gücüyle aradaki boşlukları doldurmaktan ibarettir. Çok güzel bir senaryo yazarsınız ve çok inandırıcı gelir. Hepimizin de hoşuna gider. Yani böyle bir kötü adamların gelip bize kötülük yaptığı, aslında
bunun iradi bir kötülük olduğu, bizim iyi insanlar olduğumuz, bize ham yapmak isteyen öcüler olduğu masalı çocukluğumuzdan beri iyi satan bir masaldır. Yani buna benim bir itirazım yok. Bana bunu kanıtlarıyla birisi ortaya koyarsa, hayal gücüyle değil, mutlak somut kanıtlarla gösterirse ben buna da inanırım. Yani aklım yatar. Ama aklımın yattığı bir komplo teorisi henüz yok. Şu anda bu rahatsızlıkla ilgili 5G teknolojisinden efendim, meşhur ailelerin işte insan azaltma projelerine kadar pek çok şey dile getiriliyor. Fakat yani o zaman şöyle bir şey oluyor. O kadar kötü insanlar var ve bunlar o kadar güçlüler ki biz ne yaparsak yapalım bunların gücünü kıramayız. Biz sadece bunun farkına varabiliriz ve ahvah edebiliriz. Yani insanları çaresizleştiren, insanları aktivizmden, eylemcilikten geri çağıran bir tür pasif nihilizme maalesef mahkum eden bir anlayış bu. Bu bakımdan komplo teorilerini ortaya çıkaran insanlar veya dillendiren insanlar çok uyanık gibi görünmekle beraber insanları pasifleştirdikleri, edilgenleştirdikleri de gözden kaçmayacak bir durum bence. Bu komplo teorileriyle ilgili Serbestiyet'te de bir yazı yazmıştım. Bunlar biraz dünyanın karmaşıklığını basitleştiren, bizim bazı şeyleri daha kolay, hikayemsi bir tarzda anlamamızı bize sağlatan ve yanlışlanamayan şeyler olması. Yani ne doğrulanabiliyor ne yanlışlanabiliyor. Evet. Dolayısıyla ortada güzel bir hikaye olarak hepimizin inandığı bir şey olarak duruyor. Geçtiğimiz günlerde bir danışanım var, bir önemli bir firmanın yöneticisi. Mesela o bana bunları hararetle savunurken buldum onu. Ve bu şunu anladım ki yani bu eğitim düzeyinden falan da çok alakası yok. Yani bir insan olayların çok alternatif formları olduğuna inanmak isterse inanır. Ha bu şu demek değil. Derinden derine birileri bir komplo ağı örüyorlar mıdır? Bilemeyiz. Kanıtını görürsek inanırız. İleride araştırmalar, efendim soruşturmalar bize bütün bunları önümüze sererse belki o an inanırız. Fakat şu aşamada elimizdeki verilerle bunu destekleyen fazla kuvvetli bir kanıt var gibi gözükmüyor. Ama bu bizi rahatlatıyor tabii. Böyle inanmak pek çoğumuzu rahatlatıyor. Ne işimize yarıyor peki? Yani bir taraftan da bu çok karartıcı bir şey değil mi? İnsan umutsuzluğa kendini sürükleyecek bir şeye niye kaptırsın ki kendini? Bir defa komplo teorisine inanan insan kendini çok akıllı görüyor. Seçilmiş olduğunu düşünüyor. Herkesin hissedemediği, bilemediği bir hakikati kendisi yakalamış oluyor. O aptal çoğunluğun fark edemediği çok önemli detayları kendisi okumuş, anlamış, çözmüş oluyor. Tırnak içinde aptal çoğunluğu. Kendisi dolayısıyla akıllı azınlığa mensup sayıyor kendini veya o haneye yazıyor. Bu bir. İki, çok karmaşık bir olgu, bir sürü biyoloji bilgisi gerektiren bir virüs salgını, epidemiyoloji bilgisi, halk sağlığı bilgisi gerektiren, benim yani bizim gibi tıp okumuş insanların dahi anlamak için yani ekstra çaba sarf etmesi gereken karmaşık bir olayı insanlar çok elementer, çok temel bilgilerle komplo nazariyatı haline döküyorlar ve böylece basitleştirerek anlaşılabilirliğini artırıyorlar. Kötü adamlar iyi adamlara bir komplo kurmuş oluyor. Kötü adamların dünyayla ilgili bir takım kötü emelleri var. Buradan da ekmek yiyorlar. Bu çok basit ve insanın hoşuna giden bir şey. Çünkü belirsiz bir olayı belirli hale getiriyor. Karmaşık bir olayı basit bir hale getiriyor. Normalde zihnimizin almakta zorlandığı çok karmaşık bir süreci, bütün dünyayı alt üst eden bir süreci birdenbire çok basit denklemlerle açıklayabilir hale geliyoruz. Rahatlık, kolaylık.
zihnin kolay hazmedebilir hale gelmesi. Başka bir izahım yok bu konuda. Bilmiyorum, zihnen de kalben de çok orta ve uzun vadede yıkıcı sonuçları olabilirmiş gibi geliyor bana doğrusunu isterseniz. İlk başta kolay bir lokma gibi, kolay lokmaya dönüştürür gibi bir şey ama bir yerden sonra insanın sırtından da sorumluluğunu alacak bir suçlu bir düşman bulunduktan sonra düşünmeye de gerek yok. Artık bir şey yapmaya da gerek yok. Sorumluluğun da kalmıyor. Bitti. Tabii. Yani her taşın altından Yahudiler çıkar, her taşın altından Roşit ailesi çıkar. Bir ara her taşın altından Amerika çıkardı. Bu sizin kendinizi hasım olarak, düşünsel hasım olarak tanımladığınız unsurlara çok büyük bir güç atfetmeniz anlamına gelir. Ve onların mutlak yanılmazlığını ve mutlak yenilmezliğini tescil etmeniz anlamına gelir. Dolayısıyla sizin üzerinizden de söylediğiniz gibi sorumluluğu kaldırır. Siz zaten mağlup olacaksınızdır. Sadece onların planlarını deşifre ederek kendinizce rahatlama yoluna gidersiniz. Ama hiçbir şeyde bir gram ilerleme de sağlayamazsınız. Aklıma da iyi gelmedi. Doğrusu kalbime de iyi gelmedi. Onu söyleyeyim. Neyse, bunu bir kenara bırakalım. Yani bu, çünkü bu da belki ancak şunu söyleyebilirim. Baş edemeyeceğim bir şey varsa herhangi bir komplo teorisi değil, komplo teorisyenlerin kendi varlığı. Çünkü bu da ortadan kalkacak bir şey değil. O hep olmaya devam edecek de nasıl anlamlandırdığımız, hayatı nasıl devam ettiğimiz. Siz bir örnek verdiniz. Ben de bir örneği şöyle vereyim. Arkadaşlarımızla da zaman zaman çeşitli yazışma gruplarında konuşuyoruz, tartışıyoruz. Hararetli tartışmaların konusu bu bahsettiğim yönü de olabiliyor. Nihayetinde bir hekim arkadaşım gruba şöyle bir şey yazdı. Arkadaşlar, ister laboratuvarda üretilmiş olsun, isterse tabiattan bize sızmış olsun, her ne olursa olsun, hastalanmaya devam ediyorsa veya ölümcül sonuçlar doğuruyorsa ve iyileşmemiz gerekiyorsa ve bu da ancak bir ilaç veya aşı bulunması ya da alınacak tedbirlerle mümkün olacaksa olumlu sonuçlar. Sonuç itibariyle hangi iki ihtimalden biri olduğu bunu değiştirmeyecek. Biz yapabileceklerimize bakalım lütfen. Şununla da uğraşmayın. Bu iyi gelmişti doğrusu. Çok doğru. Ne yapalım hocam? Gündemimiz böyle, dediğim gibi yani Ramazan bayramını başka biçimde kutluyor olsaydık veya başka bir gündemde ne konuşuluyorsa onun sohbetini yapacaktık. Biz bugünlerde eşimizle dostumuzla bunu konuşuyoruz ve konuşmaya ihtiyaç duyuyoruz. Çok gündemde olmasın, aşırı bilgilendirmenin yani kişinin kendi sorumluluk alanında değilse faydası da yoktur diye söylediniz. Yani işin profesyonellerini ilgilendiren, bu hastalığa diyelim veya bu probleme şifa, deva bulmaya çalışanların işi, biz günlük yarım saat, bir saatlik bilgi akışını sağlamakla öğreneceğimizi öğreniriz, yapacağımızı yaparız. Tabii. Peki tabii. Yine de duygusal yansımaları itibariyle şunu da sıklıkla görüyorum. İnsanlar bugünlerde bunun duygusal sonuçları da oldu. Kişilerin mesela aile fertlerinin, yakın akrabanın, eşin, dostun birbirini görememesi gibi. Ve bir dert dökme, bir paylaşım dönemi de yaşanıyor aynı zamanda. Bu anlamda belli ki dilimiz biraz daha bununla şişecek ve o şişliği indirmek için bizim biraz daha konuşmamız gerekecek. Nasıl bir paylaşım, nasıl konuşacağız elimizde, ne var bununla ilgili ve nasıl atlatacağız? Ne iyi gelir, bize ne iyi gelir? Vallahi Zeynep Hanım, çok konuşmak acaba faydalı mı bilmiyorum. Çünkü travmatik deneyimlerden sonra psikoterapi usulleri çok uzun yıllar çalışıldı dünyada. Ve insanların içini, travma sonrasında içini dökmelerine dayalı terapi yöntemlerinin o kadar da işe yaramadığı ortaya çıktı. Hatta yarayı biraz katmerlendiği ortaya çıktı. Bazı şeyleri zamana ve seyre bırakmak lazım. Zamanın içinde bazı şeyler içimizde olgunlaşıyor, seyrini tamamlıyor ve hazmedilir hale geliyor. Yani hemen hemen hadiseyi konuşmak, sıcağı sıcağını çok anlatarak rahatlayacağımızı zannetmek de bir yanılsamadan ibaret. Sadece duygularımıza yer açalım, duygularımıza imkan verelim, duygularımızı dinlemeyi bilelim. Kendi kendimizi dinlemeyi bilelim. Niye öfkeliyim, niye üzgünüm, niye keyifsizim, bunu anlamaya çalışayım. Ama hemen her şeyi anında çözmeye, quick fix, çabuk çözüm üretmeye çalışmayayım.
Bizim bir kitabımız çıktı. Buradan göstereyim değerli izleyicilerimize. Evet. Bu benim bir evvelki kitabım Kaygı Çağı, Salgın Zamanlarında Ruh Sağlığı editörlüğünü yaptım. Sizlerin de yakından tanıdığınız Erol Göka, Hakan Türkçapar ve başka hocalarımız var. Fatih Yavuz, Tayyip Raşit, Mehmet Dinç ve Zübeyde Çakır arkadaşımız. Bunlarla beraber tam bu dönemde de iyi okumasını dilediğimiz bir rehber, kılavuz kitap hazırladık. Bu kitabı önermek isterim. Bir de hazır kitaplardan açılmışken son kitabımı da ilk defa sizin programınızda tanıtmış olayım. Üzerindeki buğudan çok yeni olduğunu anlıyorum. Dumanı üstünde derler. O kadar tam üzerinde. Yani eğer koku kanalında olsaydı size taze pişmiş koku gelecekti. Ekmek kokusu gibi kitabın. Bu da Ruhun Derin Yaraları. Son kitabım, son yazılarım. Burada da yine hem krizle ilgili hem de sabır, güven, efendim haset, yalnızlık gibi, mutsuzluk gibi pek çok ruhsal yaralara, derin yaralara da işaret etmeye çalıştık. Ben bu dönemle ilgili başka yerde söylemediğim, bugünlerde çok zihnime çalınan bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Az önce siz dediniz ya, hep elektronik ortamlar üzerinden arkadaşlarımızla irtibat kuruyoruz diye. Bu dönemleri mümkün olduğunca biraz yalnız kalabilmek, kafamızı dinleyebilmek, içimizin seslerini dinleyebilmek, hatta mümkünse de ekrandan biraz uzaklaşabilmek için de bir fırsat olarak kullanalım. Şimdi zoomification diye bir laf var. Zoomlaştırma. Yahut zoom yorgunluğu. O kadar fazla zoom toplantısı yapıyor ki insanlar bir süre sonra bir bilgisayara bakarak konuşmaktan yorulur hale geliyorlar. Ekranlar bizim içimizdeki enerjiyi emiyorlar, yok ediyorlar. Mümkün olduğunca bunları da çok dengeli ve az tutmaya gayret edelim. Yani hayatımızın bütününü ekranlar kuşatmaya başlarsa şu kendi kendimize kalacağımız eşsiz bahadaki zamanları heba etmiş olabiliriz. Lütfen yani ekransız zamanlarımız ekranlı zamanlarımızdan daha çok olsun. Buna dikkat edelim. Birisi o geçen gün katıldığım seminerde bir hoca diyordu ki dijital vecht hali bu. Dijital vecht. Yani o istirak haline geçiyoruz artık şeyin karşısında, ekranların karşısında. Ekstaz haline geçiyoruz. Yahut hipnotik depersonalizasyon diyor birisi de. Yani insanı uyutucu, kendi kişiliğinden sıyırıcı bir trans hali gibi ekranların karşısında kendimizden geçiyoruz. Yani böyle diyorum ama ben de ekrana bir dönem çok şu süreçte müptela oldum. Çok faydalı bir takım etkinlikler izleme imkanım oldu. Bir akademisyen grubunun mesela çok değişik seminerleri oldu. Çok da keyifli zamanlar da geçirdik ama bunu artık biraz yeter demeyip biraz yine kendi içimize, dış dünyaya, daha organik zamanlara, ekransız zamanlara dönmemiz faydalı olur diye düşünüyorum. Bunu da araya sıkıştırmış olalım mesaj olarak. Sayın seyirciler, Sayın Sayar böyle bir şey söyledi ama yani programın sonundan sonra mümkün. Sonunda, tabii. sohbetimiz bitecek ya. Sohbet bittikten sonra evet. Kendinize yani onun zamanını söyleyelim bir karışıklık olmasın hocam. Tabii. Hocam, olağanüstü zamanlar yani bu kadar biricikliğe insanın inanması doğru mu bilmiyorum ama cidden istisnai bir dönemden geçiyormuşuz gibi hissediyoruz. Bugüne kadar hani şöyle bir durum vardı ya, bütün insanlık tarihi boyunca yaşanmış pek çok şey vardır da insan kendi zamanını hep daha önce hiç olmayan şeylerin olduğu. Yani kendi hayatı da kendi dönemi de böyle biraz algılamaya müsait bir tarafımız var. Yine de gerçekten yaygınlığı, insanların hem iletişim yaygınlığı hem başa gelen musibetin yaygınlığı bakımından
istisnai bir şeymiş gibi geliyor. Bu bize farklı şeyleri de tecrübe ettiriyor. Mesela işte bugünkü bayramlaşma biçimimiz gibi. Tedbirimizi aldık, herkese evde kalın, aman ha biz geliriz dedik. Uzaktan uzağa ne kadar mümkün olacak bilmiyorum ama bir ev ziyaretinde ben bayram ziyareti kolonyasız olmaz diyerek buyurun lütfen dedikten sonra severiz kolonyayı. Yani eyvallah. Şimdi böyle bu da buradan buraya, hani bugüne kadar sosyal medya hesaplarında asla yediğini içtiğini paylaşma konusunda sert tedbirleri olan biri olarak hiç aklıma gelmezdi. Ettiğimiz yeminleri bozduran bir dönemdi bu aynı zamanda. Hatırlayalım. Bize bayramları bayram yapan şeyleri hatırlayalım, unutmayalım. Evet. Yani ekranlara mahkum olduğumuz şu zamanlarda en azından ekranlardan göstererek hatırlatalım. İyi yaptınız bence. Ben kendimi neredeyse kötü hissetmeye başlayacaktım hocam. Her bayram yaptığım şeyleri, yani aile olarak, ev olarak dedik ki tamam ziyaretler yok. Evet evde geçireceğiz bayramı ama bayram alışkanlıklarımızdan yine de vazgeçmeyelim diyerek çiçeğimizi de aldık, çikolatamızı da aldık. Sanki birilerini bekler gibi kendi kendimize ama olsun. Mendilimiz elimizde. O kadar da sağlıksız bir şey yapmadım yani, öyle mi? Yok. Yani ritüellerimizi, rutinlerimizi canlı tutmamız, ruh sağlığımızı korumamız için faydalı. Yani çok tabii buruk bir bayram bu bayram. Çünkü belki pek çoğumuz ömrümüzde ilk defa bayram namazı kılmamış olacağız. Ya. İlk defa ömrümüzde, yani o kadar şeyler oldu, badireler atlattı bu ülke ama ilk defa bir bayram namazını kılamamış olacağız. Bayram namazı kılınmayınca da bayram da tam idrak edilemiyor ama biz şöyle düşünelim, bayram bir iç şenlenmesi, iç sevinci, o iç sevincini yaşatalım, burukluğu izale edelim. Şu ilkeyi gözetelim. Biz yeniden bir araya gelmek için bir sürü ayrı kalacağız. Ama bir araya gelmek için ayrı kalacağız. Ayrı kalmamızın bir sebebi, hikmeti var. Bir daha ayrılmamak üzere bir araya gelmek için ayrı kalacağız. O yüzden yüksek bir amaç için bunlara katlanabiliriz diye düşünüyorum. Biz içimizin şenliğini, içimizin ışıklarını hiç söndürmeyelim. Bayramımız bayram olsun yine. Amin. Evet, cümlemi aldınız ama bütün samimiyetimle söylüyorum ki kendimi inandırmaya çalışsam da burukluğu tamamen atabilmek mümkün değil. Ayrıca bu günleri sıkıntıyla, sağlık sorunlarıyla ya da yakınlarının sıkıntısı ya da acısıyla geçiren insanların da gönül dünyalarına yabancı değiliz. Onu da hissedebilmek önemli, kıymetli bir şey. Allah rahmet eylesin ölülerimize, tabii. Ama o bayramın, onları unutmayacağız, evet. Bayramın kendine has havasını ve duygusunu kaybetmemek anlamında da çabamız vardı. Sözleriniz samimiyetle söylüyorum ki büyük teselli oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Buruk efendim, ama evet, hissedilen bir bayramı yaşamamıza vesile oldunuz siz de. Diğer konuklarımızla da aynı şeylere paylaştık. Sizin sözleriniz de çok kıymetliydi, çok teselli vericiydi. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yeniden bayramınızı, sizin ve değerli dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin bayramını kutluyorum. İnşallah Kurban Bayramı'nda omuz omuza camilerimizi doldurmak üzere diyorum. Amin, amin, amin. İnşallah. Çok çok teşekkürler tekrar değerli izleyenler. Profesör Doktor Kemal Sayar misafirimiz yine bayram sohbetlerimizde. Bir başkasında görüşmek üzere şimdilik. Hoşça kalın.